Furkan Yıldız da oradaydı, Alspor Spor muhabiri. O da Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Furkan, e, zatı halinize teşekkür <laughs> ederim diyor. Dursun Bey, hürmet ederim diyor. Uzun zamandır böyle güzel e, kelimeleri çok duymuyorduk. Çok ayıp etmiş başkan, çok ayıp etmiş yani. E, ben de sözü zatı halinize bırakayım. Dün neler yaşandı orada? Ben de hürmet ederek o zaman <laughs> sözlerime başlayayım. Öncelikle çok selamlar, saygılar stüdyodaki hem Nedim Hocam hem de Onur abiye de. E, yayınlar e, diliyorum. Dünle başlayalım. Dün gerçekten e, siz de tabii e, konuşuyorsunuz e, büyük de vakit ayırdığınız programınızda bu e, dün akşamki açılışı ama gerçekten de Türk futbolu adına, Türk sporu adına ve e, Beşiktaş camiası adına da son dönemdeki en önemli akşamlardan e, güzel keyifli akşamlardan birisiydi. Açıkçası e, ilk olarak Dursun Bey'in, Dursun Özbey'in, Sayın Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in geceye katılması bizler için sürpriz oldu aslında. Çünkü açıkçası çok fazla bilgimiz yoktu böyle bir davet olduğundan. Ama daha sonra öğrendiğimizde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da yine geceye davetli olduğunu ama yurt dışında olduğu için dün akşamki açılışa katılamadığını öğrendik. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Geçtiğimiz hafta Koray abi Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezinde aslında yine güzel bir özlediğimiz karelerden birisi vardı. Dört büyük kulübün başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının katıldığı bir kahvaltı organizasyonu vardı. Dün akşamki görüntüler aslında belki bu anlamda çok daha kıymetliydi. Çünkü oradaki verilen resmin devamının dün akşam gelmesi, bir kez daha tekrar edilmesi de bence oldukça önemliydi. Rahmi Bey, Sayın Rahmi Koç dün akşamın yıldızlarından birisiydi bence. Çünkü hem kombini hem Oradaki Oradaki sohbeti e, Dursun Bey'le Bey çok uzun süre sohbet ettiler. Bunu e, gözlemleme şansımız oldu açıkçası. E, güzel, keyifli bir akşamdı. Benim dikkatimi çeken noktalardan birisi de Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'la e, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yine çok uzun süren bir sohbet gerçekleştirdiler. Yani gerçekten e, keyifli bizler açısından da basın mensupları açısından da takip etmesi güzel bir e, açılış akşamıydı. E, Önemli mesajlar verildi. İlk olarak Hasan Arat Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın açıklamaları oldu. Beşiktaş e, takımıyla alakalı, takımın içerisinde bulunduğu mevcut durumla alakalı e, sorulara yanıt verdi Sayın Başkan. Beşiktaş'ın önünde e, biraz e, tekrardan takıma sahaya e, dönmek gerekirse eğer Beşiktaş'ın önünde çok önemli bir viraj var Koray abi. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında özellikle bir haftalık süreçte, on günlük süreçte çok önemli e, üç karşılaşmaya çıkacak siyah beyazlar. Pazar günü Konya maçı var. E, milyara dönüşünde Konya'yı ağırlayacak Beşiktaş kendi sahasında. Takıma dair bugün sabah saatlerinde bir antrenman vardı. Tabii herkesin merak ettiği konu. Raşistan'ın konusu dün Kosova mil takımıyla oynadığı e, karşılaşmada bir sakatlık yaşamıştı. Ben e, yayına girmeden önce yine Beşiktaş kulübüne e, oradaki yetkililere oyuncuyla alakalı bir bilgi var mı sorusunu yönelttiğinde henüz kesin olarak bir e, bilgi olmadığını paylaştılar. Şu an için biz de açıkça Raşistan'ın durumunu e, merakla bekliyoruz. Henüz net bir e, kulüp tarafına da gelen he, henüz net bir e, net bir bilgi olmadığını söyledi kulüp yetkilileri. E, Raşista konusu şu an için belirsiz. Onun dışında e, sakatlığı olan isimler vardı. Milyar öncesinde e, Mert'in bir sakatlığı vardı. Bu sebeple mil takımdan da affını istemişti ama... Dün akşama katılan isimlerden birisi de Kaplan Mert Günok'tu. Durumunun iyi olduğunu gördük. Konuştuğumuzda da şu an için sakatlığına dair çok yine ciddi bir şey olmadığını söyledi. Benim tahminim ve gelen bilgilerde biraz pazar günü Mert'in oynama ihtimalinin tekrardan yüksek olduğu yönünde. Gabriel Paulista konusu var. Gaziantep Deplasmanı'nda bir sakatlık yaşamıştı Gabriel Paulista. Onun durumu merak ediliyor. Sanki pazar günü Gabriel Paulista çok fazla riske edilmeyecek gibi görünüyor. Çünkü teknik heyetin ve aslında profesyonellerin de ortak düşüncesi şu yönde önemli bir viraj olduğundan bahsettim ama bu virajda çok önemli iki tane maç var. Birisi 24 Ekim Dedeplasman'da Lyon karşılaşması belki de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki iddiasını göster gösterebileceği karşılaşmalardan birisi çünkü iki mağlubiyetle başladı Avrupa serüveni Beşiktaş'ın. Bu açıdan da e, oldukça önemli bir karşılaşma ve ardından da çok kritik bir derbi maçı var. Galatasaray deplasmanına gidecek siyah beyazlar. Yani bu iki maça saklama adına teknik yet, sanki e, Gabriel Paulista'yı pazar günü Konya spor maçında çok riske etmeyecek gibi görünüyor. En azından bugün çarşamba günü görünen tablo biraz daha e, bu yönde. E, peki Paulista'nın yokluğunda ne olacak? Çünkü Antep deplasmanında o çıktıktan sonra aslında özellikle işin savunma kısmında Beşiktaş'ın çok zorlandığını gördük ikinci yarıda da. Paulista'nın olmadığında da olmadığı senaryoda da Koray Abi, iki sol ayaklı stoper Yudokai ve Emirhan Topçu'nun yine oynama ihtimali biraz daha yüksek. Burada Giovanni Fambro'nun Kors Tayyip Talha'yı da aslında rotasyona kazandırmayı e, ...istiyor. Oyuncudan da beklentileri... ...var e, Giovanni Famburo'nun... ...kursuna ama şu an için Yudokai ile... ...Emiran Topçun'un biraz daha hazır... ...olması sebebiyle Paulista'nın olmadığı... ...bir e, senaryoda. Pazar günü... Konyaspor maçını yine... ...bu ikilinin Yudokai ile beraber... ...Emiran Topçun'un stoperde başlama ihtimali... ...oldukça yüksek görünüyor... ...bugün bu saat itibariyle. Bir diğer isim El Moussourati... ...o da çok uzun zamandır yok son... ...dört e, haftalık süreçte sakatlığından dolayı... ...forma giyemedi. Aslında... Gaziantep maçından önce sakatlığını atlatmıştı. Son antrenmanda da yer almıştı ama hazır olmadığı için teknik heyet El Gaziantep'e götürmemişti. O da sakatlığını bu milyarda tamamen atlattı. Şu an için %100 hazır diyebileceğimiz bir konuma gelmiş durumda El de. Onun da ben coin spor maçıyla beraber tekrardan 11'e dönmesini bekliyorum. Çünkü şöyle bir düşünce hakim El Musrati konusunda teknik heyet açısından söylüyorum bunu. Oyuncunun olmadığı bu süreçte de son haftalarda son 3-4 maçlık periyottan bahsediyorum. Onun yokluğunun da yine takımın hissettiği yönünde bir düşünce bir görüş hakim. Ben bu sebeple oyuncunun Konyaspor maçıyla beraber tekrar 11'e dönmesini bekliyorum. Furkan Yıldız'a sorunuz var mı? Şu an için teşekkür ederiz. Şu an için bir şey yok. Furkan bir de şu ışıklandırma meselesi var istiyorsan çok kısa onu da sana sormuş olayım. Konyaspor maçında Geçtiğimiz günlerde bir işbirliği anlaşması vardı. Sayın Başkan'ın da katıldığı. Orada yine stat ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi e, Çağlayan Tuval da yer almıştı. Hatta aslında Çağlayan Bey oradaki açıklamasında e, bazı sinyaller, bazı ipuçları, bazı sürprizler olduğundan bahsetmişti Konya Spor mücadelesi için. Dünkü açılışta Sayın Başkan özellikle bizim... E, davetin sonuna kadar kalmamızı rica etti. Çünkü bir sürpriz olacağını söyledi. Biz de tabii merak ettik. Sonrasında e, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst Tüpray Stadyumu'na götürüldü ve orada stadyumdaki yeni ışık sistemiyle ilgili e, Giovanni Van Bronckhorst da incelemelerde bulundu. İlk kez gördü aslında Giovanni Van Bronkors da bizle beraber. E, orada maç e, günleri, maç saatinde daha doğrusu stadtaki ışıklandırma ile ilgili bazı değişiklikler yapılacağı söylendi. Bu gol anlarında olabilir ki örnek olarak da aslında e, Bayern Münih'in zannediyorum yine e, stadyumunda olan bir e, durum, bir e, düzen evet. e, sanırım yine aynı düzen orada da var. Ona benzer bir uygulama yapılacağı söylendi. Yani maç günleri stadyumda maç öncesinde işte Gol anında vesaire staddaki ışık sistemiyle alakalı bazı değişiklikler yapılacağı söylendi. Biz de pazar günkü Konyaspor maçında aslında bunu yerinde bir kez daha gözlemleme şansı bulacağız abi. Furkan teşekkür ediyoruz. Göztepe stadında da benzer bir ışıklandırma var. Onlar da zaman zaman yapıyor. Kolay gelsin diyelim sana.